Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir tarif ile karşınızdayım. Şerbetini tam çeken, tam ölçü bir nefis şekerpare tarifim var. Acaba kıvamı tutar mı, tutmaz mı diye sakın düşünmeyin. Eğer verdiğim ölçüleri birebir yaparsanız güzel bir sonuç elde etmiş olacaksınız. Sizleri de daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçmek istiyorum. Öncelikle soğuması için şerbet ile başlıyorum. 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum ve ocağa alacağım. Öncelikle yüksek ateşte pişiriyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 10 dakika kıvam almasını sağlayacağım ve içerisine bir dilim limon ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. 10 dakikanın sonunda ocaktan alıp soğumaya bırakabilirsiniz. Hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. 125 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, Şimdi bunu spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Eğer margarininiz yumuşaksa zaten kolaylıkla karıştırabilirsiniz. Bir çay bardağı da irmik ilave ettim. Evet şimdi yavaş yavaş unumu ilave etmeye başlıyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Siz lütfen kontrollü kullanın. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullandım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce hamur kıvamına getirdim. Şöyle yakından da kıvamını göstereyim. Yumuşak bir hamur oluyor. Lütfen yumuşak diye un ilave etmeyin. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yuvarlaklar elde ediyorum. Elinizde de çok sıcak kıvama getirmeyin. Ben toplamda 26 adet şekerpare çıkardım. Bu kıvama uyarsanız sizler de 26 adet çıkarabilirsiniz. Şimdi üzeri için fındık kullandım. Hepsinin üzerine birer tane fındık batırdım. Şu fındıklar da fırında kızardığı zaman enfes bir tadı oluyor. Sizler de birazdan göreceksiniz. Evet 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tarifimizin şerbeti soğuk, tatlısı sıcak olacak. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir borcama diziyorum. Evet şerbetimiz de soğudu. Şimdi üzerine güzelce gezdiriyorum. Ben üzerinden üzerinden döküyorum şerbetini ki üst tarafları da olsun. Gerçi birazdan dinlendirdikten sonra üzerine kadar çekecek hiçbir kuruluk vesaire olmayacak. Daha sonra 2 saat dinlendirince bütün şerbetini çekecek ve lokum gibi bir şekerpare olacak. Tatlımız servise hazır. Vermiş olduğum tarifi birebir uygularsanız muhteşem bir sonuç elde edersiniz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Şöyle iç dokusunu da yakından sizlere göstermek istiyorum. Az malzemeli ve çok bereketli bir tatlı. İnanın dışarıdakilerden çok daha güzel ve lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.